Merhaba, iyi günler. Washington'dan 10 saatlik bir yolculuktan yeni geldim ve doğrudan stüdyoda bu yayını yapıyorum. Dün yine Washington'dan Skype üzerinden bağlanıp ilk seçimin yenilenmesi kararını YSK'nın diye geçiyor ama aslında iktidarın kararı. Bu YSK'nın burada hukuki bir karar almadığını hepimiz biliyoruz. Ülke içinde ve dışında herkes, ilgili herkes bu olayın farkında. Neyse, seçimin yenilenmesi kararını değerlendirmiştim ama yine ayağımı tozuyla yol boyunca düşündüklerim, Washington'da ki tartışmalarda da çok sayıda Türkiye'yi takip eden kişiyle, işlerinden büyük bir kısmı Türk, bayağı bir yoğun bir tartışma geçti sıcağı sıcağına kararın üzerine. Bir şeyler söylemek istiyorum. Başlığı yine Be Cool olarak seçtim. Bu başlık seçim sonrası yaptığım yayınlarda en çok hoşuma giden başlık olmuştu. Yani sakin olmak, serinkanlı, sükunet içerisinde olmak ve nerede kalmıştık? İktidar yenilmeye doyamadı, bir seçim daha istiyor ve dolayısıyla aynı formülün bu seçimde de bir şekilde hayata geçmesi gerekiyor bence. Geçerse iktidarın, esas olarak da Erdoğan'ın ve tabii ki Devlet Bahçeli'nin de 23 Haziran'da yeni bir, daha sert bir yenilgiyi alması bana göre kaçınılmaz. Şimdi kaçınılmaz diyorum, yaptığım yorumlardan dolayı, yaptığım değerlendirmelerden dolayı, özellikle de seçimin iptali konusunda yaptığım değerlendirmelerden dolayı çok kişinin beni bir güzel harcadığını da biliyorum. Olabilir, haklı olabilirler. Ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Seçimin iptal edilmesinin çok da gerçekçi olmayacağını yargıçların vicdanına ve adalet duygusuna güvenerek falan vermiş değilim. Yani böyle en azından Türkiye'de artık hukuk diye bir şey kalmadığını bilecek kadar aklım eriyor diye söylemem lazım. Benim değerlendirmem esas olarak Tayyip Erdoğan'ın ilk seçimin ikinci kere yeniletmesini istemesinin irrasyonel olduğuydu. Çok büyük bir, kendisi için çok büyük bir hata olacağıydı ve özellikle de şunun altını çizmiştim. Erdoğan son dönemde üst üste çok büyük hatalar yapıyor. Bunu da pekala yapabilir ama yapmayacağını tahmin ediyorum dedim. Yanıldım. Yanılmış olmaktan dolayı hiç de pişman değilim. Yani şöyle söyleyeyim. Açıkçası bu seçimi tekrarlanacak olması Türkiye'de bir devrin kapanmasını hızlandıracak ve benim tabirimle yepyeni Türkiye'nin hayata geçmesini çabuklaştıracak bir şey oldu. Bu anlamıyla bakıldığı zaman tabii ki insanlar kazanılmış bir belediyenin ellerinden, İstanbul gibi bir belediyenin gasp edilmiş olmasını bu şekilde, sözüm ona yargı üzerinden ama yargıyla hiçbir alakası yok. Bu anlamda Meral Akşener'in sivil darbe sözü işte yakışıksız değil bence. Alınmasından dolayı rahatsız oldukları muhakkak, çok büyük bir haksızlık, adaletsizlik olduğu muhakkak, bir gasp olayı olduğu muhakkak ama şurası da bence muhakkak ki burada 31 Mart'ta seçimler bize ülkenin kazananlarının ve kaybedenlerinin kim olduğunu gösterdi. Dolayısıyla biraz işi dramatize ederek diyeyim. İmamoğlu'nun seçilmesine sevinenler belki de bağırlarına taş basarak ikinci kez onu seçme şansına çok yüksek bir şekilde sahipler. Tabii ki seçim kesin ertelenir diyenler ki kötümser, her zaman başından itibaren olayı hep kötümserlik açısından bakan, Tayyip Erdoğan'ın ne yapar ne eder kaybetmeyeceğini ileri sürenler açısından 23 Haziran'da da Tayyip Erdoğan'ın, daha doğrusu Binali Yıldırım'ın ama esas olarak Tayyip Erdoğan'ın kazanacağına garanti yoluyla bakıyorlar. Bir takım hileler olacağını, bir takım düzenlemeler olacağını, bir takım provokasyonlar olabileceğini vesaire söylüyorlar. Ama şunu da söylemek lazım. Artık Tayyip Erdoğan Türkiye'de oyun kurucu rolünü
tam anlamıyla kaybetmiş durumda. YSK gibi bir artık adı var, kendi yok bir kurum üzerinden seçimi yeniletme imkanına ve gücüne hala sahip olabilir. Ama Türkiye seçmeninin ikinci kez gittiğinde İstanbul tercihini İmamoğlu yerine Binali Yıldırım'a çevirmesini sağlayabilecek elinde hiçbir şey yok. Şöyle yok, baskı politikaları, provokasyonlar, hileler, ordalar vesaire bütün bunların hepsi olabilir. Ama seçim esas olarak bir irade meselesidir. İnsanların siyasi tercihi meselesidir. İnsanların ileriye doğru bakarak, büyük bir çoğunun hepsi değilse bile, yaptığı bir şeydir. Tayyip Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin Türkiye'de halka, seçmene, ileriye yönelik sundukları hiçbir şey yok. Uzun zamandır böyle bir olayla karşılaşmıyoruz. Bir vizyon yok. Ama İmamoğlu'nun ve diğer muhalif adayların, belediye başkan adaylarının en azından yerel anlamda insanlara söyledikleri bir şey vardı ki bunu hayata geçirdiler. Sonuç olarak evet, ben Tayyip Erdoğan'ın hala rasyonel olabileceği kanısıyla bir değerlendirme yaptım. Değilmiş ama bu bana en fazla bir eksi yazar ama Tayyip Erdoğan'a çok kocaman katmerli bir yenilgi yazıyor. Şu andan itibaren o yenilgi zaten geçerli. 31 Mart'ta yaşanan yenilgiyi seçimleri iptal ettirerek zaten katmerleştirdi. Eğer bir daha kaybederse çok daha ağır bir yenilgi olacak. Diyelim ki Binali Yıldırım kazandı ama bu da bir yenilgi olarak kayıtlara geçecek ve İmamoğlu şu haliyle zaten dün geceki yaptığı konuşmadan itibaren yıldızının tekrar parladığını ve bu yıldız parlatmayı da büyük ölçüde Erdoğan yaptığını düşünüyorum. Eğer ikinci seçimde şu ya da bu şekilde başkanlık elinden alınırsa Ekrem İmamoğlu'nun, zamanında Tayyip Erdoğan'ın şiir yüzünden hapse girmesinden elde ettiği mağduriyet ve kredinin çok daha ötesinde bir krediyle önümüzde siyaset sahnesinde etkili olabilir. O da Türkiye'de yıllardır yaşanan Erdoğan'ın karşısına kimsenin çıkamaması olgusunun sonlandırılması olur. Erdoğan sonuç olarak alternatifini kendi elleriyle itinalı bir şekilde yaratmakla meşgul. Bu da onun siyasi anlamda gerçekten kariyerinin en kötü dönemini yaşadığını bize gösteriyor. Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatının en kötü dönemi olması Türkiye için ne olur? Bir kere bu 23 Haziran'da olacak bir şey değil tabii ama 23 Haziran'da çıkacak sonuç etrafında yeni Türkiye'nin nasıl bir tempoyla hayata geçeceğini göreceğiz, gözlemleme imkanına sahip olacağız. Eğer Ekrem İmamoğlu kazanırsa bir başka bir hava oluşacak, atmosfer oluşacak ikinci kez kazanırsa. Eğer bir şekilde kazanması engellenirse içeride ve dışarıda kimse bunun normal yollarla olduğuna inanmayacak ve esas şaibe bu ikinci seçimde bulunacak ve bunun bir gasp edilmiş belediye olduğu kabulüyle hareket edilecek. Ve birisi topal ördek olacaksa Erdoğan'ın yanlış bir şekilde kullandığı İmamoğlu için esas topal ördek Binali Yıldırım olacak. Yani yeni Türkiye'nin, yeni Türkiye'ye direnen yerel yönetimlerde ender isimlerden birisi olarak karşımıza çıkacak. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Biz gazeteciler iddia tahmincileri ya da at yarışı tahmincileri falan değiliz. Biz değerlendirmeler yapıyoruz. Bunlar isabetli çıkıyor ya da çıkmıyor. Bunlardan puanlama yapmanın vesairenin çok fazla anlamı yok. Önemli olan burada yürütülen akıldır ve bunu yaparken özgür olup olmadığımızdır. Türkiye'de demokrasiden yana, çoğulculuktan, hukuk devletinden, temel hak ve hürriyetlerden yana olup olmadığımızdır. Buna bakarak bu gazetecilikte, değerlendirmelerde hatalar da olur, doğrular da olur. Ama önemli olan gazetecinin kendine çizdiği üslup, benimsediği üslup ve
izleyicileriyle, okuyucularıyla ve haber kaynaklarıyla kurduğu ilişkidir. Biz Medyascope'da 3,5 yılı aşkın bir süredir doğrudan bir şekilde, samimi bir şekilde, sivil bir şekilde, demokratik, demokrasiyi savunan bir şekilde bir yayıncılık yapmaya çalışıyoruz. Çok başarılı olduğumuz anlar oldu, yeterince başarılı olmadığımız anlar oldu. Ama 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde gerçekten çok fark yarattık burada arkadaşlarımızla beraber. Ve şimdi 23 Haziran'da da Allah'ın işi, 24 Haziran'ın bir yıl, bir gün eksiği de tekrarlanıyor. Yine bu farkı burada göreceksiniz. Arkadaşlarım, ben burada yokken zaten dünden itibaren gerçekten çok iyi işler çıkarttılar ve bundan sonra da İstanbul seçimleri, yenilenen İstanbul seçimlerini olabildiğince çok boyutlu bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Burada dediğim gibi bir tahmin, yarıştırma gibi bir iddiamız yok ama izleyicilere gerçekten yararlanabilecekleri, değerlendirebilecekleri bilgileri ve yorumları aktarmaya çalışıyoruz. Kimileri isabetli olur, kimileri isabetsiz olur. O ayrı bir husus. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Muharrem İnce hakkında ya da Ekrem İmamoğlu hakkında söylediklerimin büyük ölçüde doğrulanmış olmasının bir memnuniyet, bana bir memnuniyet verdiğini yadsıyacak değilim. Ama esas önemli olan burada bizim işimizi özgür bir şekilde yapabilmekti. Son şeyde seçimin iptal edilmesi meselesinde benim beklentim, tahminim açıkçası tekrar söylüyorum. Erdoğan'ın böyle bir hatayı artık bu kadarını da yapmayacağıydı. Bu kadarını da yaptı. Erdoğan beni bir kez daha şaşırttı. Ama Erdoğan'ın beni şaşırtıyor olması Türkiye için çok kötü bir şey değil. Ben en fazla söyledikleri çıkmayan birisi olurum. Ama şunu özellikle söyleyeyim. Bu karar Türkiye için çok hayırlı oldu. İlk andan itibaren bir takım öfkeyle, hayal kırıklığıyla yaşanan şeyler var. Boykot tartışmaları falan var. Ama bunun hızla aşılacağını ve bu anlamda Ekrem İmamoğlu'nun ve CHP İstanbul Teşkilatı'nın özellikle devreye hızlı bir şekilde gireceğini tahmin ediyorum. İyi Parti zaten pozisyonunu baştan itibaren aldı. Saadet Partisi'nin tavrının da Ekrem İmamoğlu'na doğru olacağı kanısındayım. Kendi adaylarını yine çıkartacaklardır ama Saadet seçmeninden bir oy kayması olacaksa Binali Yıldırım'dan çok Ekrem İmamoğlu'na yönelik olacağı kanısındayım. Ama esas önemlisi iki husus var. 24 Haziran'ın verdiği hayal kırıklığı nedeniyle sandığa gitmemiş olan, 31 Mart'ta sandığa gitmemiş olan muhalefet seçmeninin büyük bir pişmanlık hissettiğini, yaşadığını görüyorum ve onların 23 Haziran'da sandığa gideceğini ve 31 Mart'ta Binali Yıldırım'a oy vermiş olan seçmenin bir kısmının sayısının ne kadar olacağını söylemek tabii ki mümkün değil. Sandığa gitmeyeceğini, hatta Ekrem İmamoğlu için oy vereceğini düşünüyorum. Çünkü bu ülke, hepimiz bu ülkede yaşananlardan bir şeyden şikayetçi olabiliriz ama belki de çok küçük yaştan itibaren solcu olduğum için bazıları bana saflıkla tanımlayabilirler ama hakikaten bu halka, bu topluma güvenmek lazım. Vicdan yargıçlarda olmayabilir ama toplumda, vatandaşlarda vicdanın büyük ölçüde hala egemen olduğunu düşünüyorum. Hakkaniyet duygusunun, adalet duygusunun egemen olduğunu düşünüyorum. Zaten 31 Mart'ta bunu gösterdiler. 23 Haziran'da da bunu göstereceklerine eminim. Bunda yanılacağımı da hiç sanmıyorum. Bu seçim, tekrar söyleyeyim, hayırlara vesile olacak bir seçim. Türkiye'de yeni Türkiye'yi, yepyeni Türkiye'yi daha doğrusu hızlandıracak bir karar oldu. Erdoğan'ın kararı, YSK'nın değil, Erdoğan'ın kararı bu anlamda iyi oldu. Tabii ki Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığına el konulmasaydı falan iyi olacaktı ama bu daha iyi oldu. Bunu bir teselli gibi olarak söylemiyorum, bir değerlendirme olarak söylüyorum. Ve bunu çok geçmeden 1,5 ay sonra hep birlikte göreceğiz.
Esas şunu düşünmek lazım. 23 Haziran gecesinden itibaren iktidar koalisyonu ne yapacak, neyi nasıl yapabilecek, ne söyleyebilecek? Bakın, Binali Yıldırım kazansa da kaybetse de hiç önemli değil. Bu seçim iptal edildiği andan itibaren iktidar tarafından ikinci kez kaybedilmiş bir seçim benim gözümde. Bunu böyle bir aritmetik hesap yapanlar vesaire olacaktır. Sonuçta belediyeyi Binali Yıldırım yönetecek vesaire. 25 yıldır zaten bu gelenek yönetiyor. Belki allem edip kallem edip her türlü hile hurdayla 3-4 yıl daha yönetecek olabilirler. Ama esas olarak bu yönetecek olmalarının Türkiye'de yepyeni bir dönemin açılacak olduğu, açılmakta olduğu, hatta açıldığı gerçeğini iptal etmeye yetmeyecek. Çünkü ne Erdoğan'ın ne Bahçeli'nin artık kendi tabanları dahil olmak üzere Türkiye'de topluma söyleyebilecekleri, ileriye yönelik söyleyebilecekleri hiçbir şey kalmadı. Son olarak şunu söyleyeyim, Washington'da en çok bunun altını çizdim tartışmalarda. Hep sorular, dünkü Medyascope'a bağlandığında da söylemiştim, bunu tekrar vurgulamak istiyorum. Türkiye Erdoğan'dan ibaret değil. Türkiye çok dinamik bir toplum, çok çoğul bir toplum. Etnik anlamda, dinsel anlamda, mezhebi anlamda, hayat tarzı anlamında çok dinamik, genç bir toplum. Böyle bir toplum sadece Erdoğan'la açıklanabilecek bir şey değil. Zaten yaptığımız değerlendirmelerde, herkesin yaptığı değerlendirmelerde, İyimserin de kötümserin de yaptığı değerlendirmelerde bir tarafa Erdoğan konuluyor, diğer tarafa diğerleri olarak konuluyor. Ama şunu söyleyebilirim, Erdoğan artık Türkiye toplumunun beklentilerini, kaygılarını anlama ve ona göre hareket etme kabiliyetini çoktan yitirdi. Bunu yitirmesinin en önemli nedeni de kendi bekasını toplumun önüne koymuş olmasıdır. Bu saatten sonra artık onun için bir dönüş, toparlanma imkanı olmadığını YSK'ya empoze edilen kararla gördük. Evet, sakin olmakta, cool olmakta bir kez daha yarar var. Kaldığı yerden Türkiye, yepyeni Türkiye yoluna devam ediyor. Bu kararı dayatanların pişman olacağını 23 Haziran gecesi, göreceğimize eminim. Tekrar söylüyorum, kazansalar da kaybetseler de çoktan kaybettiler ve kayıpları katmerli bir kayıp olarak kayıtlara geçti. Bu kayıtları, bu kaydı, bu realiteyi görmek istemeyen Erdoğan yanlıları yani reisçiler olabilir. Ama işin en acayip tarafı bu konuda en çok ısrar edenlerin başında Erdoğan'ın tescilli rakipleri hatta düşmanları geliyor. Bu da Türkiye'nin bir garip paradoksu. Erdoğan'ın en çok işine Erdoğan'ın bu tür karşıtları yarıyor. Onların kabaca şöyle özetlenebilir. Erdoğan ne yapıyor, ne ediyor? İstediğini yaptırıyor bu ülkeye. Allah kahretsin şeklinde cümleler kuruluyor. Böyle bir cümle yok. Erdoğan her istediğini Türkiye'ye yaptırabilecek birisi değil. Türkiye Erdoğan'dan da, her türlü siyasetçiden de daha büyük bir ülke ve Erdoğan artık Türkiye'nin bu büyüklüğünü taşıyamadığını, yanına Bahçeli'yi de alsa yine de taşıyamadığını gösterdi. Bu son kararda bunu gösterdi. Evet, kaldığımız yerden be cool, sakin olmakta yarar var. Türkiye yepyeni bir döneme çoktan girdi. Ne olursa olsun bu gidişatın çevrilmesi çok mümkün gözükmüyor. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.